Gerçek gündem, doğru haber. Haberin merkezine, Kanal 32 Haber bültenine hoş geldiniz sayın seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan günün gelişmeleriyle Kanal 32 Haber bülteni başlıyor. Sparta'da kıskaç operasyonu. Aktif polis memuru FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklandı. Aksu Yılanlı Köyü'nde traktör çaldı, Konya'da sattı. Hırsız kim çıktı? Kirazlıdere'de korkutan yangın. Yangın nasıl meydana geldi? Günün öne çıkan gelişmelerinden detaylar az sonra haberin merkezi Kanal 32 Haber'de. Sayın seyirciler, Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi. Binlerce Ispartalı ellerine aldıkları Türk bayrakları ve yaktıkları meşalelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Isparta kırmızı beyaza boyandı. Meşalelerle Fener Alayı düzenlendi. Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı. Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenlendi. Isparta Belediye Başkanlığı önünden başlayan Fener Alayı bayrak yürüyüşüne Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı. Fener Alayı ve bayrak yürüyüşünde protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de meydana kadar getirildi. Tamam. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan saygı duruşunun ardından binlerce kişi hep birazdan İstiklal Marşı'nı okudu. Oh,
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Fener Alayı'nda Isparta Belediyesi'nin organizasyonuyla havai fişek gösterisi düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanlığı tarafından da bir Fener Alayı düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yalım Halıcı ve çok sayıda partilinin katıldığı Fener Alayı'nda yüzlerce kişi hep birazdan Atatürk'ün gençliğe hitabesini söyledi. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanlığı tarafından Fener Alayı düzenlendi. Partinin Mimar Sinan Caddesi'ndeki il başkanlığı önünden başlayan Fener Alayı'na Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, il başkanı Vedat Şenol, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Fener Alayı yürüyüşünde partililer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, ne mutlu Türk'üm diyene" diye slogan attılar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal! Mustafa Kemal taşa yaşa! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Fener Alayı'na katılanlar daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda Atatürk'ün gençliğe hitabesini hep bir ağızdan söylediler. İnanılmaz muhafazamı müdafaa etmektir! İnanılmaz muhafazamı müdafaa etmektir! İstikbalde dahi! İstikbalde dahi! Beni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! İmkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın düzenlediği Fener Alayı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Şimdi de kameralarımızı Eğirdir ilçemize çevireceğiz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları Eğirdir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Eğirdir Stadyumu'nda gerçekleşen kutlamalar büyük bir katılımla gerçekleşti. Paraşütçüler Türk bayraklarıyla stadyuma iniş yaparak büyük alkış aldı. Tören gösteriler günün anlam ve önemini belirten şiirler ve kortej geçişiyle sona erdi. Öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Karanlığın tarihte paraşütçüler Türk bayraklarıyla stadyuma iniş yaptı. Eğirdir'de 7'den 70'e herkes Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu birlikte yaşadı. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Eğirdir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kudu ecdadın sesini, uyandıracak dışanlı milletini, milletine güveniyordu. Düşünsene şu drone birinden ikinci kesiyor.
28 Ekim Cumartesi günü başlayan kutlamalarda ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleşti. Kay! İleri! Bak! Törene Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök katıldı. Daha sonra Aziz Şehitler Unutulmadı ve İlçe Protokolü Şehitliği ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Mesela 29 Ekim Pazar günü de devam eden Cumhuriyet kutlamalarında Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tebrikleri kabul etti. Ardından Eğirdir Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda 7'den 70'e büyük bir katılım sağlandı. Türk bayrakları coşkuyla dalgalandı. Günün anlam ve önemine dikkat çeken konuşmayı Kaymakam Çelik yaptı. Cumhuriyet bir varoluş savaşının imzasıdır. Cumhuriyet ki bir hak davasıdır. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin taçlanışıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen İstiklal mücadelesinin en şanlı eseridir. Zaferlerimizin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsız toprağı vatan kılan tüm ecdadı saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum. Yüzyıllık onurumuz, Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Konuşmanın ardından paraşütçüler Türk bayraklarıyla stadyuma iniş yaparak büyük alkış topladı. Minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Çeşitli alanlarda derece elde eden öğrencilere ilçe protokolü tarafından madalyaları verildi. Ezra Yaşar Şapçı İlkokulu, minik ikinci olan öğrencimiz Atatürk ilk arası şiir yarışı. Cumhuriyet kayıtları, Cumhuriyet koşu. Dur bakalım, haydi bakalım şöyle. Geçit töreniyle kutlamalar sona erdi. Bana da nasip olsun uğruna şehit olmak. Bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Türk ülkeyi her tarafta, Cumhuriyet. Yedi renk bayrak, salındı. Yerden 25 metre yükseklikte ve 300 metrekare cam alanıyla Türkiye'nin en büyük seyir terası olarak inşa edilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası,
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında hizmete girdi. Cumartesi günü açılan seyir terasına pazar günü Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyruklar oluştu. Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyruk oluştu. Isparta'nın ilk cam seyir terası Kirazlıdere'de Cumhuriyet'in 100. yılında açıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in projeleri arasında yer alan Kirazlıdere Cam Seyir Terası'ndan Isparta'nın doğal güzellikleri kuş bakışı izlenebiliyor. Hadi yolu boşalt. Abi boşalt dedi. Aşağı in işte o iş. Arabalar aşağı. Al boşalt. Aşağı bakınca iyi. Aşağı bakmayınca iyi. Valla ben gidiyor. Anne. Ama ben sizi bir çekeyim. Anne yere bakmayın. Karşıya bak. Karşıya bak. Cam seyir terası 2,5 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 16 metre çapındaki 300 metrekarelik cam alanıyla yerden 25 metre yükseklikte inşa edildi. Kirazlıdere Cam Seyir Terası, Türkiye'nin en büyük seyir teraslarından biri. 28 Ekim Cumartesi günü açılışı yapılan Isparta'nın ilk cam seyir terasına Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi. Nifel efsane abi galiba. Küçücük daha bunun biliyorsun değil mi? Pazar günü Kirazlıdere'deki cam seyir terasına gelen Ispartalılar terası yakından görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Cam seyir terasının çok etkileyici olduğunu belirten vatandaşlar, Isparta'ya bu hizmeti kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Güzel. Isparta'ya kış başı bakabiliyoruz. Çok şahane olmuş. Tebrik ediyorum. Güzel olmuş. Çok etkileyici. Biraz korktu. Çıkıyoruz artık. Çok güzel. Oğlumla birlikte emeğine sağlık Isparta Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Evet çok güzel. Allah razı olsun. Herkesten çok güzel oldu. Memnun oldum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Isparta'ya yakışık. Başkanımıza Allah razı olsun. Çok güzel. Çok güzel. Isparta'mız için bir değişiklik olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Yani Isparta'ya yakışır bir şey olmuştu. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Sayın seyirciler, Isparta'da gerçekleştirilen kıskaç operasyonunda bir aktif polis memuru FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Isparta'da kıskaç operasyonu. Bir polis memuru FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalandı. Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kıskaç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan üst ve ikamet aramalarında 2 adet cep telefonu, sim kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Ele geçen suç unsurlarına el konularak, konuyla ilgili olarak Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına üye olma suçu çerçevesinde iki şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından BC isimli aktif polis memuru adliyeye sevk edildi. Aktif olarak görev yapan polis memuru, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sırada günün sıcak gelişmesi var. Sayın seyirciler, Aksu'nun Yılanlı Köyü'nde bir şahsa ait traktör, yanında mevsimlik olarak çalışan işçi tarafından çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ilçe jandarma komutanı, çalınan traktörün Konya'da başka birine satıldığını tespit etti. Ekipler kısa sürede çalınan traktöre ulaşarak sahibine teslim etti. Yanında çalıştırdığı işçisi önce traktörünü çaldı, ardından Konya'daki başka birine sattı. Yaşanan hırsızlık olayını jandarmanın suç araştırma timi aydınlattı.
Olayın adresi Aksu'nun Yılanlı Köyü. 24 Ekim tarihinde H.Y. isimli şahsın 400 bin lira değerindeki traktörü çalındı. Jandarmanın suç araştırma timi ve ilçe jandarma komutanlığı, H.Y.'nin traktörünü yanında mevsimlik işçi olarak çalıştırdığı E.K.'nın çaldığını tespit etti. Mevsimlik işçi E.K.'nın traktörü Konya'da H.K. isimli şahısa 165 bin liraya satması üzerine ekipler harekete geçti. Traktör Konya'nın Meram ilçesinde bulunarak sahibi H.Y.'ye teslim edildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Sayın seyirciler, Isparta'nın yeni mesirelik alanı Kirazlıdere'deki ormanlık bir alanda küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Otluk alandaki yangını Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili Isparta Belediyesi de bir açıklama yaptı. Alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Görüntülerin adresi Isparta'nın yeni mesirelik alanı Kirazlıdere. Isparta'da dün akşam saatlerinde Kirazlıdere Sosyal Tesisine yakın bir alanda yangın çıktı. Kirazlıdere Tesisi yanıyor. Hava fişekten dolayı 29 Ekim kutlaması. Ormanlık alanda başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangınla ilgili Isparta Belediyesi bir açıklama yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kentin belli bölgelerinde havai fişek gösterisi yapıldığını belirten belediye, bunlardan Kirazlıdere mevkiinde gerçekleştirilen gösteri esnasında küçük çaplı bir ot yangını meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Isparta Belediyesi, meydana gelen yangınla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü maddi desteklerin yanı sıra manevi destek hizmeti de sunuyor. Aile ve sosyal destek uzmanları ailelere ve vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Psikolojik desteklerin amacı ne? İl Müdürü Yakup Kütük konuyla ilgili neler söyledi? Ayrıntılar birazdan. Sırada araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberimiz var. İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarla artan petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle akaryakıta indirim göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorunun fiyatı 1 lira 57 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorunun litresi Isparta'da 39 lira 29 kuruşa inecek. Araç sahiplerine müjde, motorine indirim geliyor. İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 96 dolara kadar yükselmişti. Bu gelişme akaryakıta zam olarak yansırken petrol fiyatları daha sonra 86 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorunun fiyatı 1 lira 57 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorunun litresi Isparta'da 39 lira 29 kuruşa inecek. Türkiye'de benzin ve motorun fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbestli nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Sağlık haberiyle devam edeceğiz. Sayın seyirciler, diyabet hastalığı dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı en fazla olan hastalıkların başında geliyor. Diyabetle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özel Isparta Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Tuğrul Sezer, diyabetin birincil nedeni hareketsizlik ve sağlıksız beslenmedir, dedi. Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı. Diyabet, dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı en fazla olan hastalıkların başında geliyor. Yani dünya çapında, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir sağlık sorunu. Hem erken yaşta ölüm, neden olduğu hastalıklar, hem de kişilere ve ülkelere çok ciddi ekonomik yük olarak karşımıza çıkıyor bu diyabetin artması. Özellikle son yıllarda artan hazır gıda tüketimi nedeniyle bu hastalık günümüzde çocuklarda bile görülebiliyor. Modern toplumlarda bu modern yaşam biçimiyle birlikte insanların egzersiz anlamında daha az hareket etmesi, daha az yürümesi, daha çok arabaya binmesi ve daha fazla fast food ve ara öğünlerle beslenmeleri sonucunda obezite bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Obezite ile birlikte insülin direnci ve tipik diyabet dediğimiz diyabet gerçekten çocukluk çağına kadar inmiş vaziyette. Diyabetle ilgili açıklamalarda bulunan Özel Isparta Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Tuğrul Sezer, diyabet ileri zamanlarda organ yetmezliğine neden olabiliyor dedi. Diyabet kan şekerinin kabul edilen bir düzeyin üzerinde olması. Tabii bu daha çok konuştuğumuz tip 2 diyabet. Şekerin yüksekliği bir evet şeker hastalığı ama şeker hastalığı demekle iş bitmiyor. Hastaların uzun süre bu yüksek şekere maruz kalmaları sonucunda damar iç yüzeyi hasarlanması aracılığıyla beyin damar, göz damar, kalp damar, böbrek ve böbrek damar, bacak damar yani tüm vücuttaki damarlar etkilenerek bu organlarda kalıcı hasarlanmaya, organ yetmezliklerine yol açıyor. Dolayısıyla diyabette, şeker hastalığında yüksek şekerin hasarlanması ortaya çıktığı zaman bunun geriye dönüşünün olmadığının da vurgulanması gerekiyor. Diyabetin belirtilerini de aktaran Profesör Doktor Sezer, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Evet, hastalığın başlangıcında belirti olarak karşımıza ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma veya kilo kaybı ya da kilo artışı olarak gelebiliyor hastalar. Ama ilerleyen süreçte yıllarca eğer bu şeker kontrol altına alınmamışsa, az önce söylediğim şekilde damar hasarlanması aracılığıyla organ yetmezlikleri ortaya çıktığında, bir görme kaybı olduğunda geri dönüşü yok. Beyin damar hastalığı, kalp damar hastalığı olduğunda mutlaka hasar, kalıcı hasar oluyor. Ya da böbrekte aşikar, fark edilen bir hasar olduğunda geri dönüşü yok. Böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Erken dönemde tedavi verirseniz bunu geri çevirebiliyoruz. Ama genellikle hastalar daha geç geliyor ve o dönemde yaptığımız tedavi sadece yavaşlatıyor. Son dönem böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Bizlerden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü maddi desteklerin yanı sıra manevi destek hizmeti de sunuyor. Aile ve sosyal destek uzmanları ailelere ve vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Psikolojik desteklerin amacı ne? İl Müdürü Yakup Kütük konuyla ilgili neler söyledi? Detaylar reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Gözleri ömre peter.
güzel, seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. İçin önemli. Adres: Yeni Adliye Çaprazı, Isparta. Rezervasyon telefon 0246 420 61. Isparta'nın değeri, markası IAŞ, kuruluşunun 25. yıl sevincini sizlerle paylaşıyor. IAŞ alışveriş merkezlerinde 25. yıla özel 25 hediye çekilişi başlıyor. İşte 25. yıla özel IAŞ hediyeleri. Hayallerinizi süsleyen full elektrikli son model 1 adet Opel Mokka E. 5 adet son teknoloji robot süpürge. 5 adet Bluetooth kulaklık. Teknoloji harikası 5 adet air fryer. 5 adet filtre kahve makinesi. Ve 4 adet 5000 TL değerinde IAŞ Market hediye çeki. Tüm IAŞ alışveriş merkezlerinden aynı gün içerisinde 500 TL tutarında alışveriş yapın, çekilişe katılın. Hayallerinizdeki bu hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Mutlu alışverişler. IAŞ. Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü, maddi desteklerin yanı sıra manevi destek hizmeti de sunuyor. Aile ve sosyal destek uzmanları, ailelere ve vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Psikolojik desteklerin amacı ne? İl Müdürü Yakup Kütük konuyla ilgili neler söyledi? Detaylar reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de. Şener'in bana doğum günü hediyesi. Ay çok şık değil mi? D Diamond. Doğum gününde D Diamond'la ışılda. Aşka çok yakışıyor değil mi? D Diamond. 2001 yılından bu yana 20 yıllık hazır yemek üretim deneyimimizi yaz kış demeden durmaksızın çalışan mutfağımızda menümüzü ve lezzetli yemeklerimizi mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendiriyoruz. Farklı pişirme tekniklerini ve yöresel tarifleri yerel malzemelerle birleştirip sizlerin beğenisine sunuyoruz. Anadolu Mutfağı tecrübeli ve eğitimli kadrosuyla siz değerli müşterilerine hijyenik ortamlarda kaliteli ve lezzetli yemeklerle hizmet sunmaya devam etmektedir. Anadolu Mutfağı olarak üretimde kullandığımız her malzeme en yüksek kalite olup güvenilir firmalardan temin edilmektedir. İş merkezleri, kamu kurumları ve her sektörden oluşan yemek dağıtım ağıyla Alo Sulu Yemek ve Al Götür hizmetiyle toplantı ve düğün yemeklerinizde ve online sipariş verebileceğiniz yemeksepeti.com'la Isparta'ya hizmet ediyoruz. Isparta'da ilk ve tek vakumlu ev yemekleri, pide, ızgara, döner paket servisi Anadolu Mutfağı'nda. Anadolu Mutfağı. Telefon 0246 224 34 54 0536 977 17 17. Meddem Hastanesi Onkoloji Merkezimizde sizi önce hasta koordinatörümüz karşılar. İlk muayeneniz onkolojik cerrahımız veya tıbbi onkoloğumuz tarafından yapılır. Tanı için girişimsel radyoloji bölümünde alınan biyopsilerin patoloji raporları en hızlı şekilde sonuçlandırılır. Tanısı konan hastalığın tedavi sürecine
İlgili branş hekimleriyle yapılan konsey toplantısında karar verilir, tedavi şekli ve süreci planlanır. Kemoterapi ünitemizde hastalarımız, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Mehmet Emin Kalender yönetiminde konforlu bir ortamda tedavilerini alırlar. Hastanemizde ışın tedavisi alacak hastalarımızın tedavi planlamaları ise radyasyon onkolojisi uzmanımız yönetiminde sağlık fizikçisiyle birlikte tecrübeli bir ekip tarafından yapılır. Nükleer tıp ünitemiz, tedavi öncesinde tanı aşamasında ve sonrasında hastalığınızın durumunu belirlemek için teknolojik PET-CT cihazıyla kolay randevu ve hızlı sonuç ilkesiyle çalışır. Cerrahi onkoloji birimimiz, Profesör Doktor Erol Eroğlu ve ekibiyle birlikte her türlü cerrahi işlemi uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, onkoloji hastasının hekimine ve ekibe olan inanç ve güven duygusunun tedavinin en önemli parçası olduğu bilinciyle çalışır. Tedavi sürecinde hastaneye yatan hastalarımız, konforlu, tek kişilik odalarda güler yüzlü ve tecrübeli sağlık ekibimizden hizmet alırlar. Meddam Hastanesi olarak onkoloji merkezimizde bu süreçte her zaman yanınızdayız. Yalnız ve çaresiz değilsiniz. Reklamların ardından devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü dezavantajlı gruplara sağladığı maddi desteklerin yanı sıra manevi destek de veriyor. Aile ve sosyal destek uzmanlarıyla birçok bireye dokunduklarını söyleyen İl Müdürü Yakup Kütük, bu psikolojik desteği maddi desteklerden daha çok önemsiyoruz. Çünkü bu destekle sosyal riskleri ortadan kaldırıyoruz dedi. Alanında uzman psikologlar, aile ve sosyal destek uzmanları ve psikolojik danışmanlar. Hepsi kentin dört bir yanında bireylere psikolojik destek veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü, dezavantajlı gruplara sağladığı maddi desteklerin yanı sıra manevi destek hizmeti de sunuyor. Kent merkezi ve ilçelerde birçok bireye dokunduklarını söyleyen İl Müdürü Yakup Kütük, bu psikolojik desteği maddi desteklerden daha çok önemsiyoruz. Çünkü bu destekle sosyal riskleri ortadan kaldırıyoruz dedi. Sadece ailelere, engelliye, yaşlıya, kadına, çocuğa ekonomik olarak dokunmuyoruz. Danışmanlıkta yapıyoruz. Yani tabiri caizse gelip dertlerini bize anlatıyorlar. Problemlerini bize söylüyorlar. Uzman psikologlarımız, psikolojik danışmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, aile sosyal destek uzmanlarımız, ASTEP diyebildiğimiz aile danışmanlarımız sürekli sahadalar. Ve bu anlamda biz hem deprem bölgesinden gelenlere hem de Isparta'daki yerli halkımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Sürekli bu alanda çalışan ilçelerde dahil, yani hem Şarkıgaraç, Yalvaç, Eğirdir, Uluborlu'da sosyal hizmet merkezlerimizde, merkezdeki merkez sosyal hizmet merkezimizde insanlarımıza sosyal yönden de, manevi yönden de dokunup sosyal riski azaltmak için gayretler gösteriyoruz ki bizim bu ekonomik desteğimizden daha da çok önemsediğimiz bir konu. Aynı zamanda evlilik öncesi eğitimlerimiz, evlilik süresindeki danışmanlıklarımız, boşanma sürecindeki danışmanlıklarımız, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili, teknoloji bağımlılığıyla ilgili, madde bağımlılığıyla ilgili mücadelelerle ilgili eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Hani bunu gururla ifade edeyim. Isparta ili 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de 96 puanla ilk 3 il arasındayız. Bütün bu faaliyetlerimize üst üste koyduğumuzda sosyal yardımlara ulaşmak, danışmanlıklara ulaşmak, eğitimleri yapma anlamında biz Türkiye'de 96 puanla ilk 3 il arasındayız. Yani birinci ilimizin 98-99 puanı var. Bizim onlar arasında 2 puanımız var. 1-2 eksiğimiz var ama tabii durumumuzu da korumak zorundayız. O eksikleri de gidermek durumundayız. İnşallah başarılı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futboldan bir gelişme var sırada. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilimizi temsil eden Isparta Spor, hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Yeşil Pembeli ekip aldığı galibiyetle grupta ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta elimizi temsil eden Isparta Spor, cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde Karaman Futbol Kulübü'nü konuk etti. Yeşil Pembeli ekip Mehmet Küçük Durmuş'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galibiyetle ayrıldı. Ahmet Sportif Faaliyetler maçının ardından yeniden galibiyetle tanışan temsilcimiz Isparta Spor, gruptaki puanını 24'e yükselterek ikinci sıraya yükseldi. Isparta Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler'in puan kaybettiği haftada aldığı galibiyetle avantaj elde etti. Öte yandan hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta toplu sonuç ve puan durumu şöyle oluştu. Etimeskut Belediyespor 1, Belediye Derince Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 2, Sarıyer 1, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 1, Soma Spor 1, Denizli Spor 0, Kastamonu Spor 1, Düzce Spor 1, İnegöl Spor 4, Aksaray Belediyespor 1, Fethiye Spor 4, İskenderun Spor 3, 24 Erzincan Spor 2, Uşak Spor 0, Isparta Spor 2, Karaman Futbol Kulübü 0. Grubun lideri 26 puanlı Ahmet Sportif Faaliyetler 1. 24 puanlı Isparta Spor 2. 22 puanlı Kastamonu Spor 3. 21 puanlı 2 takımdan 24 Erzincan Spor 4. Iğdır Futbol Kulübü 5. sırada. 6. sırada Soma Spor var, puanı 16. 14 puanlı 2 takımdan Fethiye Spor 7. İnegöl Spor 8. sırada. 13 puanlı 3 takımdan İskenderun Spor 9. Sarıyer 10. Etimeskut Belediyespor 11. sırada. 12 puanlı 2 takımdan Menemen Futbol Kulübü 12. Düzce Spor 13. sırada. 14. sırada Denizli Spor var, puanı 11. 10 puanlı 2 takımdan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 15. Aksaray Belediyespor 16. 7'şer puanlı 2 takımdan Karaman Futbol Kulübü 17. Belediye Derince Spor 18. sırada. 19. sırada Uşak Spor var, puanı 4. Efendim, bültenimizi bu haberle birlikte noktalıyoruz. Sizler de yayınladığımız haberleri kanal32.com.tr internet adresimizden veya Kanal 32'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Güzel haberlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.